Kıymetli dostlar, hep tekrardan merhabalar. Hayırlı pazarlar diliyorum. Şu anda yine dışarılarda doğayla baş başa yürüyüş yapmaktaydım ve yine aklıma güzel içerikler geldi. Sizlerle paylaşmak istedim. Bugünkü konumuz aslında en iyi versiyonumuzu keşfetmekle alakalı olacak ve neden en iyi versiyonumuzu keşfetmemiz gerekiyor? Önemli bir soru bence. Çünkü dünyaya boş kağıt olarak geldik. Boş kağıt olarak ya da sıfır geldik ama kendimizi doldurmamız ve potansiyelimizi keşfetmemiz gerçekten çok çok önemli. Zaten en önemli gönderilerden ya da en önemli mesajlardan bir tanesi beşikten mezara ilim hadisi şerifi ya da artık ayet midir tam olarak bilmiyorum ama genel anlamda mesaj şu: sürekli gelişim, yani insanın kendisini sürekli geliştirmesi gerekiyor ve mükemmel bir seviyeye çıkabilmek için çaba gösteriyor olması gerekiyor ve ben bu süreci yaklaşık 10 sene önce başladım ve 19 yaşımda ilk defa bir kitabı böyle baştan sonuna kadar okuduğumda dedim ki ya bu kitap dünyası meğerse ne kadar eğlenceli, ne kadar derin, ne kadar öğretici bir şeymiş ve kitap dünyasına daldıktan sonra da kendimi keşfetme, kendimi güncelleme, kendimi yenileme, kendimi geliştirme zevkine erişmeye başladım. Ve gerçekten bu süreçten muazzam derecede mutluluk almaya başladım. Ve kendimi geliştirdikçe gerçekten çok çok daha mutlu olmaya, mutlu olduğumu gördüm. Ve kendime şöyle bir hedef koydum. Tabii ki beşikten mezara kadar kendimi sürekli geliştireceğim. Çünkü insanoğlunun potansiyeli gerçekten sınırsız. Bugün birileri bir şey yapabiliyorsa aslında biz de bunu yapabiliriz. Sadece bunun yolunu, yöntemini keşfetmemiz ve kendimize zaman vermemiz gerekiyor. Şimdi kendimizi keşfetmek neden önemli? Ya da bu konu aslında aklıma şundan geldi. Dün yeni bir kitaba başladım. Kitabın başlığı da şu şekilde: sorularınızı değiştirin, hayatınız değişsin. Ve ilk okuduğum 3 bölüm beni gerçekten böyle sabaha kadar neredeyse uyutmadı. Gecenin 3'üne kadar falan okudum kitabı. Gerçekten güçlü soruları sormaya başladığımızda hayatta olan bakış açımızı çok hızlı bir şekilde değiştirip odak noktamızı çok hızlı bir şekilde değiştirebiliyoruz ve dolayısıyla doğru bir odak noktasıyla çok doğru sonuçlar elde edebildiğimizi görüyoruz. Çoğu insanın ne yazık ki aynı seviyede kaldığını görüyorum. Yani adam 15-20 sene önce liseyi bitirmiş ya da 15-20 sene önce üniversiteyi bitirmiş ve hala aynı bilgiyle bu gelişen dünyada tutunmaya çalışıyor. Ve tutunamıyor çünkü çok zor ve gelir anlamında da bir türlü o cam tavanını kıramıyor. Yani 2000-3000 liranın üstüne bir türlü çıkamıyor. Ama şunu unutmamak gerekiyor ki bugün elde ettiğimiz gelir tamamıyla bizim kişisel ve profesyonel gelişimimizle doğru orantılı. Ve kişi kendini geliştirmiyorsa ya da dünyadaki bu değişime ayak uyduramıyorsa, ayak uydurma konusunda geç kalıyorsa tabii ki de alacağı sonuçlar da çok az olacaktır. Bunun yanında benim kişisel ve profesyonel gelişim anlamında bana en büyük katkıyı sağlayan sektörlerden bir tanesi network marketing sektörü oldu. Ve kendinizi ciddi anlamda geliştirmek istiyorsanız, öğrendiğiniz teorik bilgileri pratiğe dökmek istiyorsanız mutlaka network marketing sektöründe var olmanız gerekiyor. Çünkü network marketing sektöründe gerçekten işi sahada öğrenirsiniz. Kişisel ve profesyonel gelişim anlamında kendinize hedefler koyarsınız. Hedeflere giden yolda kendinizi değiştirirsiniz ve dönüşüm sağlarsınız. Yani insanın dönüşüm sağlaması, insanın sürekli değişmesi aslında fıtratında var. Yani insan aynı kalamaz. Sosyal bir varlığız ve dolayısıyla sürekli gelişmemiz ve sürekli kendimizi güncellememiz gerekiyor. Ve network marketing sektöründe ben bunu gördüm. Özellikle işte 19'lu yaşlarımda bu sektörle tanıştığımda kendime çok ciddi katkılar sağladı bu sektör. 6,5 yıl boyunca üniversite okudum ama 6,5 yıl boyunca üniversitede öğrenemediğim birçok şeyi aslında network marketing sektöründe 1-2 sene içerisinde öğrendim. Ve bu öğrenme sürecinde, yani network marketing üniversitesi sürecinde hem öğreniyorsunuz, hem kendinizi geliştiriyorsunuz, hem gelir anlamında muazzam bir gelir inşa etme ihtimaliniz oluyor. Aslında kendinizi inşa ediyorsunuz ve kendinizi sağlıklı bir şekilde inşa ettiğinizde kendi bilgi, deneyim ve tecrübenizi büyüttüğünüzde gerçekten geliriniz de artmaya başlıyor. Ve burada güzel bir kısım şu:
dönüşüme hazır olmanız gerekiyor. Çoğu insan ne yazık ki rahatlık çemberinde kalıyor ve aslında bütün hayal ve hedeflerimiz rahatlık çemberimizin tam dışında. Ve network marketing sektöründe aslında peyderpey rahatlık çemberimizin dışına nasıl çıkabileceğimizi görüyoruz. Ve çıktıkça birçok hayal ve hedefimize, maddi manevi birçok hayal ve hedefimize çok daha kısa sürelerde eriştiğimizi görüyoruz. Çünkü serbest piyasada böylesi bir kişisel ve profesyonel gelişim olanağı yok. Ya da üniversitede elde ettiğiniz birçok teorik bilgiyi pratiğe dökme ihtimaliniz yok. Ama network sektöründe ben gerçekten yüzlerce insanın dönüşüm hikayelerine şahit oldum ve o dönüşüm hikayelerinden birisi benim. Çünkü bundan 10-15 sene önce ben inşaatta çalışan, Türkçe dilini doğru dürüst konuşamayan, günde 5-10 lira yevmiyeye çalışan bir ameleydim. Ama network marketing sektörüyle beraber kendimi değiştirme, kendimi geliştirme isteğimle beraber gerçekten çok farklı pozisyonlara gelebildim ve 5-10 yıllık süre içerisinde gerçekten muazzam bir dönüşüm sağladım ve aslında benim için heyecan verici kısım şu: önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde neler olabilir? Bu yani nasıl bir Alişan'a doğru evrilebilirim? Bundan 10 sene önceki Alişan'la şu andaki Alişan bir değil. Bu net. Bu kesinlikle öyle. Fakat bundan sonraki süreçte, yani önümüzdeki 3 yıl, önümüzdeki 5 yıl, önümüzdeki 10 yıl içerisinde Alişan nasıl bir versiyona ulaşacak? Bunu çok merak ediyorum ve bu konuda aslında kendimi geliştirmeye çalışıyorum ve bu anlamda dijital pazarlamayı araç olarak kullanıyorum. Network marketing sektörünü araç olarak kullanıyorum ve bu anlamda gerçekten çok güzel geri bildirimler alıyorum. Yani hem kendimi geliştirebiliyorum hem ekibime bu şekilde katkı sağlayabiliyorum. Yani süreçten sadece faydalanan ben değilim. Çünkü kendinizi geliştirmek istedikçe aslında diğer insanlara da faydalı olmanız gerekiyor. Umarım vermek istediğim mesajı alabilmişsinizdir. Şu anda bulunduğumuz dönem gerçekten benzersiz bir dönem. Çünkü evdeyiz ve ertelediğimiz birçok şeyi şu anda yapabiliriz. Ben mesela bu zamana kadar ertelediğim birçok kitabı okumaya başladım. Ertelediğim birçok video eğitimi şu anda izlemeye başladım. Ve kendi level'ımı atlamak adına şu önümüzdeki 1-2 aylık süreci çok iyi değerlendireceğimi düşünüyorum. Sizi de aynı şeyi tavsiye ediyorum. Çünkü bu kriz bittikten sonra dünya aynı dünya olmayacak. Ama siz aynı siz olarak kalırsanız kaybedenler kulübünde olacaksınız. Dolayısıyla bu önümüzdeki bir aylık süreci kitap okuyarak, video eğitimler izleyerek, Zoom eğitimlerine katılarak, belki de bir network marketing sektörüne dahil olarak sektörü doğru ağızlardan öğrenmeye karar verebilirsiniz ve kendi dönüşüm hikayenize bu krizle beraber başlayabilirsiniz. Ve bundan belki 5 sene sonra, evet, o koronavirüsü dönemlerinde evde, karantinada, boş zamanı bu şekilde kendimi geliştirerek değerlendirdim ve şu anda buradayım diyerek belki de kendinizi alkışlayacaksınız. Çünkü ben öyle olacağım, kendim için öyle olacağını düşünüyorum. Hatta netim yani bu konuda. Sizin için de aynı sonuçları almanızı diliyorum açıkçası. Diyerek bugünlük yayınımızı kapatalım. Yayınımız zaten 24 saat boyunca kalıyor ama daha sonrasında da YouTube'a yükleyeceğim inşallah. Kendinize iyi bakın. Karantinalı günlerimizi çok iyi değerlendirin. Kendi dönüşümünüzü başlatın. Kriz dönemini bir fırsata dönüştürün. Çünkü bu krizi farklı bir kafayla çözmemiz gerekiyor. Farklı bir çözümle, farklı bir versiyonla çıkmamız gerekiyor. Ve bir üst versiyonunuza çıkmadan kriz sizin için ciddi anlamda zarar vermiş olabilir. Şimdilik hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.